Zarar görmeden muskadan kurtulmak. Soru. Zarar görmeden muskadan veya nazar boncundan nasıl kurtuluruz? Yanımda çalışan bir kişi nazara maruz kaldığına inanmış, bir kişi ona bir taş vermiş ve onu cebine koymasını isteyerek şöyle demiş. Bunu cebine koy, seni nazardan koruyacaktır. Bir müddet sonra ona bir kağıt getirmiş. Kağıtta Arap harfler yazılı, kağıdın altına Allah koruyucudur yazılı, ayrıca bir takım anlaşılmayan Arapça sözcükler ve tılsımlar yazılıdır. Ancak bu muska ve nazar boncundan kurtulmak isteriz. Çünkü bunun meşru olmadığına inanıyoruz. Fakat bize zarar gelmeden bunlardan nasıl kurtulacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda lütfen ne yapmamız gerektiğini yazar mısınız? Cevap metni. Allah'a hamdolsun. Birincisi şüphesiz nazar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere haktır. Bunun üzerinde nazarın vuku bulması mümkün olduğu gibi nazardan korunmak meşru rukyelerle olmalıdır. Korunma sünnette geçen dua ve zikirlerle olur. Muskalarla veya hocabazların yazdıkları bir takım hurafelerle değil. İkincisi Sihir veya nazardan korunma amacıyla taşları ve muskaları taşımak sakıncalı bir davranıştır. Zira Ukbe bin Amr el-Cüheni radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir grup gelmiş bunların dokuzuna beyat yapılmış fakat bir kişi bırakıldı. Bunun üzerine sahabeler, ey Allah'ın Resulü, dokuz kişiyle beyat yaptınız fakat bir kişiyi bıraktınız. Resulullah şöyle dedi, onun üzerine tılsım var. Bunun üzerine tılsımın sahibi onu alıp yırttı. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla beyat etti ve şöyle dedi. Her kim tılsım takarsa şirk koşmuş olur. Ukbe bin Amr radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği işitilmiştir. Her kim muska veya nazarlık takarsa Allah onu amacına ulaştırmasın. Arnavut hadisi Hasan görmüştür. Hatta bir rahmetullah şöyle dedi. Temime, zararlı durumları bertaraf ettiğine inanılan bir çeşit boncuktur. Beavi rahmetullah şöyle dedi. Temime, Araplar çocuklarına taktıkları bir çeşit boncuk olup bunun nazara karşı etkili olduğuna inanırlardı. Fakat şeriat bunu yasaklamıştır. Alimlerin tercihli görüşüne göre temime, nazarlığın haram olduğu. Bu nazarlık Kur'an-ı Kerim'den olsa dahi hüküm aynıdır. Anlaşılmayan bir takım harf ve sözcükleri içeren muskaların haramlığı konusunda ihtilaf yoktur. Zira bunun bir sihir veya cinler tarafından olmadığına dair güvence yoktur. Üçüncüsü, Nazarlık veya sihirden kurtulmanın yöntemi şöyledir. Şayet varsa düğümler çözülür ve yapışık cisimler birbirinden ayrılır. Daha sonra yakmak veya başka bir şekilde imharidir. edilir. Zira Zeyd bin Erkam radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Yahudilerden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip giderdi. Resulullah ona güvenmişti. Bir müddet sonra Yahudi birkaç düğüm bağlayıp ensarilere ait bir kuyuya attı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün rahatsızlandı. Ayşe hadisine göre altı ay rahatsızlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki melek ziyaretine geldiler. Birisi baş ucunda durdu, diğeri ayaklarının yanında durdu. Birisi diğerine neden rahatsız olduğunu biliyor musun diye sordu. Onun yanına gelip giden bir kişi... Ona bir takım düğümler yapmış ve onun ensari olan falan kişinin kuyusunu atmış. Şayet o kuyuya bir adamı gönderse ve düğümleri çözerse suyun sarardığını görecektir. Daha sonra Cebrail onun üzerine Falak ve Nas surelerini indirdi ve şöyle dedi. Yahudi bir adam sana sihir yaptı yapılan sihir ise falan kuyunun içindedir. Bunun üzerine Resulullah Ali radıyallahu anhu'yu gönderdi. Baktığında suyun sarardığını gördü. Düğümleri alıp Resulullah'a getirdi. Düğümlerin çözülmesini emretti. Okunan her ayet ile bir düğüm çözüldürüldü. Tüm düğümler çözüldükten sonra vücudunda bir hafiflik hissetti ve hastalığından iyileşti. Şeyh bin Baz rahimehullah şöyle dedi. Sihirbazın ne yaptığına bakılır. Şayet saç tellerini bir, ara, bir yere koymuş veya taraklara bağlamışsa ve benzedir durumlarda yerinden çıkartılır ve imhal edilir. Böylece bu sihirin etkisi kaybolur ve sihirbazın amacına engel olunur. Bahsettiğiniz kağıttan kurtulmanın yolu onu yırtmak ve yakmaktır. Bununla birlikte bunları yapan şahsın tövbe etmesi ve bu hurafeleri bir daha yapmaması için nasihat edilir. En iyisini Allah bilir.''